Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında vatan sevgisi imandandır. Hadis midir, değil midir? Bundan murat nedir? Bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Bazı hadis kitaplarında böyle bir rivayete yer verilmiş. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. Hadis kriterleri açısından bakıldığında belki bu zayıf hadis kategorisinde değerlendirilebilir. Ancak mana itibariyle doğru bir mananın tercüman olduğunda şüphe yok. Yani bu konuda genel bir değerlendirme olarak şunu söyleyebiliriz. Hadis kitaplarında geçen bazı rivayetler zayıf olabilir. Hatta mevzu yani uydurma olabilir. Peygamberimizin öyle bir sözü olmadığı halde ona nispet edilmiş olabilir. Fakat her zayıf hadis mana olarak yanlıştır diyemeyiz. Veya her mevzu hadis mana olarak yanlıştır diyemeyiz. İşte burada da doğru bir mananın tercümanı olduğunda herhalde şüphe yok. Bir mümin elbette üzerinde yaşamış olduğu vatanını sever. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de yaşadı. 40 yaşındayken kendisine peygamberlik geldi ve 13 yıl yani 53 yaşına kadar Mekke'de Allah'ın dinini tebliğ etti. Fakat daha sonra oradan çıkmak zorunda kaldı. Hicret etmek zorunda kaldı ve Hazreti Ebubekir Sıddık'la beraber yola çıktılar. Mekke'den ayrıldılar. Yüksek bir tepeden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye doğru üstten baktı ve şu ifadeleri kullandı. Ey Mekke, sen bana şehirlerin en güzelisin. Eğer kavmim beni buradan çıkmak zorunda bırakmasalardı vallahi ben buradan ayrılmazdım. Allah-u Teala Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın kalbine şu manayı, şu ayeti bildirdi. İnnellezî farad aleykel Kur'an lerâddüke ilâ ma'at. Yani Kur'an'ı sana farz eden Allah seni tekrar buraya döndürecektir. Ayetin başka belki manaları da var ama bu anlamda da açıklama yapılmış. Ve bu ayet-i kerime Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı bu noktada teselli ediyor. Ve gerçekten de 8 yıl sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'den Mekke'ye döndü ve muzaffer bir komutan olarak Mekke'yi fethetti. İşte Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hayatında vatan manası, doğup büyüdüğü yerlere bir iştiyak manası çok net bir şekilde görülmekte. Peygamberimiz bu şekilde hicret ettiği gibi daha önce bazı Müslümanlara izin veriyor. Onlar da Habeşistan'a hicret ediyorlar. Artık Mekke'de İslam'ı yaşamak zor olunca Peygamberimizden gelen izinle bir kısım Müslümanlar Habeşistan'a hicret ediyorlar. Diyarı gurbetteler. Gerçi orada dinlerini daha iyi yaşıyorlar. Ama ne de olsa gurbettir, ne de olsa doğup büyüdükleri vatan değildir. Bundan dolayı bunlar Mekke'nin iştiyakıyla, özlemiyle yine yanıp tutuşmaktalar. Neticede Mekke fethedildiğinde bunlar da tekrar dönüyorlar, vatanlarına kavuşmuş oluyorlar. İnsanın yaşamış olduğu yerlere özel bir iştiyakı vardır. Doğup büyüdüğü yerlere özel bir muhabbeti vardır. Ve bu hubbul vatan, vatan sevgisi şeklinde ifade edilmekte. Mevlana Celaleddin Rumi bunu biraz daha farklı bir yorumla şöyle yorumluyor. Diyor ki, hubbul vatan minel iman, bu diyor bize bezme elesti hatırlatır. Yani insanlar bir zamanlar Cenab-ı Hakk'ın ilmindeydiler. Henüz bu dünyaya gönderilmemişlerdi. Ardından ilk defa Hazreti Adem yaratıldı. Daha sonra Hazreti Havva yaratıldı ve onlar cennetteydi. Daha sonra bu dünyaya gönderildiler. Ve bu dünyada insanlar diyarı gurbette yaşıyor. Yani bu dünya tümüyle bir gurbet diyarıdır. Asıl vatan cennettir. Dolayısıyla şu dünyaya gelmiş olan, gönderilmiş olan insanlar ülkemizden Almanya'ya para kazanmak için giden ama buranın hasretiyle yanıp tutuşan kimseler gibi adeta. Asıl vatan Türkiye,
ama çalıştıkları yer başka bir yer. Onun gibi asıl vatan cennet. İnsan ilk olarak cennette yaratılmış. Hazreti Adem cennette yaratılmış. Ve şu anda bizler diyar-ı gurbette yaşamaktayız. Gurbet diyarında yaşamaktayız. Ve insanın gerçek anlamda huzura kavuşması, gerçek anlamda sükunete, itminana erişmesi ancak diğer alemde olacak. Evet, bu alemde de insan zaman zaman mutluluğu elde edebilir. Zaman zaman tam bir itminan haline kavuşabilir. Ama gerçek anlamda ruhun sükuneti, insanın huzur bulması diğer alemde gerçekleşecek. Bu açıdan bazıları şunu söylemişler. Demişler ki ben gurbette değilim, gurbet benim içimde. Yani insan adeta şu dünyada daimi bir gurbet halini yaşıyor. İç aleminde bir gurbeti yaşamakta. Öte yandan insanın bu bezme elesteki durumu, yani Cenab-ı Hakk'ın ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap etmesi, insanların da evet Rabbimizsin diye ruhlarımızın o şekilde cevap vermeleri, bu da gerçekten önemli bir olay. Gerçi biz doğrudan doğruya o olayı hatırlayamıyoruz ama herhalde insanın ruhunda bu bir fıtrat şeklinde, bir yaratılış şeklinde konulmuş. Ve Allahu Teala şu anda da bizlere Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye manen hatırlatıyor. Yani sizi terbiye eden ben değil miyim? Şu alemi terbiye eden ben değil miyim? Bütün alemi emrinize veren ben değil miyim? Şu anda da bu şekilde Allahu Teala hatırlatıyor. İşte mesela ney Mevlana'nın önemli temalarından biridir. Mevlevilik de önemli bir şey. Mevlana Mesnevisi'nin başında dinle diyor, şu ney neden şikayet etmekte? Ayrılıktan şikayet etmekte. Ney bir zamanlar Kamışlık'taydı ve orada diğerleriyle beraberdi ama oradan koparıldı, oradan kesildi. Ardından kendinde delikler açıldı ve ardından üflenmeye başlandı. Ve üflendikten sonra ondan hazin hazin sesler gelmeye başladı. Ve o hazin sesler adeta onun Kamışlık'taki günlerine hasretini ifade ediyor. Yani ney Kamışlık'taki günlerini hatırlıyor. Bunun gibi Mevlana'nın yorumuna göre naklediyorum. İnsan da bu dünyada asıl vatan olan cenneti, Bezmeles'teki Allah'a muhatap oluşunu, o günlerini yad etmekte ve o günlerin hasretini, o günlerin ayrılığını böyle terennüm etmekte ve bundan dolayı da bu dünyada tam bir sükunet, tam bir huzur söz konusu değil. Mevlana'nın vefatına yakın ki durumu da bu noktada gerçekten önemli bir mesaj veriyor. Mevlana Celaleddin Rumi artık yaşlanmış, vefatı yaklaşmış, hastalanmış vaziyette. Hanımı üzüntüsünü dile getiriyor. Bey ayrılacağız artık neredeyse gitmek üzeresin diyor. Bunun üzerine Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki hanım diyor ben asıl şimdi kavuşuyorum. Ben dosta gidiyorum. Ben bu dünyada diyar-ı gurbetteydim. Gurbet diyarındaydım. Benim diyor bu dünyaya gelmem zindandan birkaç kişiyi kurtarmaya yönelik bir durumdur. Dolayısıyla benim için üzülme, benim için sevin diyor. Demek ki değerli izleyenlerim, insan bu dünyada gurbet diyarında, şu anda Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de yaşayan, Türkiye'den giden insanlar nasıl ki bir gurbet hayatı yaşıyorlar, buranın özlemiyle hayatları devam ediyor. Aslında bütün insanlar şu dünya hayatında cennet hayatının özlemiyle hayatları devam etmekte. Asıl vatan cennettir ve insan o cennete davet edilmektedir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Vallahu yed'u ilel cenne" buyuruyor. Allah sizi cennete davet ediyor. Cehenneme davet yok. İnsanlar cehennem için yaratılmamıştır. Cenneti kazanmak için bu dünyaya gönderilmişlerdir. Cenab-ı Hak bu anlamda şu dünya hayatını en güzel bir şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.